Bu yargı paketine tarikat paketi desek çok yanlış olmayız. Siyasi iktidarın ben merkez sağ seçmen desteğini kaybetmekte olduğunu gözlüyorum. Sanki İYİ Parti'ye doğru bir yöneliş var, CHP'ye doğru bir yöneliş var. Partinin liberal görüşü savunan kesimlerinden de bir uzaklaşma var. TÜSİAD'ın bile tepki göstermesinden anlıyoruz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışa. Dolayısıyla AK Parti'nin elinde çekirdek destek olarak değerlendirilen tabi tarikatlardan oluşan kesimlerin kaldığını söyleyebiliriz. O evet. Ve onun gibi, merkez sağ seçmenin de desteği yok. Evet. Yani çok dar bir desteği var. Dolayısıyla o tarikat etrafındaki dini istismar ederek varlık gösteren ekonomi... Bir de çocuk tacizcilerinin vardır galiba. Tahliye edilmeyi bekleyen. Evet, o kesimlerin yani tarikatların taleplerini yerine getirmek zorunda kalan bir duruma düştü. İstanbul Sözleşmesi'nin çıkışın sebebi tarikatların talebidir. Bu talebi tarikat liderleri televizyonlarda aylardır söylüyorlar. İkincisi, Sayın Hocam'a da katılıyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin çıkışla bu dördüncü yargı paketi paraleldir. Aynı siyasi görüşün yansımasıdır. O da şudur. Toplumda dine dayalı, dini değerleri istismar ederek kurulan iktidarlar erkek egemen bir yönetim kurmak zorundadırlar. Çünkü tarikatların yaşayış tarzı kadınların istismar edilmesine dayalı. Şu anlamını söylüyorum. Yani ikinci sınıf tutulmalarına, erkeğin malı mülkü gibi görülmelerine ve erkeğin onların üzerinde her türlü yetkiyi kullanmaya hakkı olduğuna dayanır. Ve bu hak yine bu görüşlere göre, erkek egemen topluma göre kadın bedeninin cinsel denetimini de içerir. Bu namus olgusu dediğimiz toplumlarda kurucu yasa kadar etkili bir olgudur namus olgusu ve onun istismarı üzerinden de erkeğe her türlü hareket serbestliği verir. Şimdi daha önceki paketlerde organize suç örgütlerini cezaevinden çıkardılar. Şimdi de küçük kızlara tacizde bulunan tarikat liderlerini çıkaracaklar. Sizin az önce gösterdiğiniz tarikat tweetindeki Sevinç bunun habercisi. Belki birçok tacizci, tecavüzcü bu paket sayesinde yakında tekrar cezaevlerine çıkacak ve topluma maalesef karışacaklar. Yani bu izah edilebilir, medeni hukuk devletinde izah edilebilir bir olay değil. Yani bir küçük kız çocuğu uğradığı tacizi ve tecavüzü nasıl belgelendirip delillendirecek? O muamele tabi tutulurken görüntü mü alacak? Tutarak mı tutacak? Onun için kadının beyanı esastır. Çocuğun beyanı esastır esasına dayalı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılarak bu konuda bu taciz ve tecavüzcülerin hadi kanıt getirin denilerek serbest kalmasını sağlayacak bir düzenlemedir bu. Erkek egemen bir düzenlemedir ve tarikatların talebiyle yapıldığı kanaatindeyim ben. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden de tarikatların isteğiyle çıkmak durumunda kaldılar. Çünkü oy desteği geniş oy desteği giderek daralıyor. Altlarında sadece işte dinci, dinbaz, tarikatçı bir seçmen, çekirdek seçmen kaldı. Onu konsolide etmek ve onları kaybetmemek için yaptılar. Hatta Ankara kulislerindeki ifade şudur. İstanbul Sözleşmesi'nden tarikatların oy şantajıyla çıktı iktidar. Eğer bunu yapmazsa biz de oy vermeyiz anlamında. Çünkü bakıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın temaslarına, bu tabanı güçlendirecek adımlar atıyor. İşte Ulusal Asil Türk'ü ziyaret ediyor. İşte o tabanı tekrar kendine bağlayabilmek için, işte Refah tabanını tümüyle alabilmek için İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor, tarikatların desteği devam etsin diye. İşte delil şartını getiriyor tacizde, tecavüzde, yine tarikatların talebini yerine getirmek için. Bence bu bağlantıyı gözden kaçırmamalıyız, atlan bu adımları diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi bir 30 saniyelik yine kısa bir ara vereceğiz ve Sayın Kaboğlu ile devam edeceğiz. Tam 30 saniye değerli seyirciler, bizden ayrılmayın. Ardından Eren Erdem'in bu konuya ilişkin değerlendirmelerini alacağız ve yargı paketinin yanı sıra olağanüstü hal uygulamasının süreklileştirilmesi.